Arkadaşlar, selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar, yine yollardayız. Burada müjdesini verelim. Çekilişimiz var. Ayın 1'inde de git. Hem de 100 dolar. 100 dolar veriyoruz arkadaşlar. Doğru yerdesiniz. Doğru kanaldasınız. Ve çıldırın arkadaşlar, çıldırın. Tek yapmanız gereken şey... isminiz nereden katılıyorsunuz? İsminiz nereden katılıyorsunuz? Katılıyorum yazıyorsunuz. Hani bu üç şeyi yaptınız mı arkadaşlar? Problem yok. İsminiz nereden katılıyorsunuz? Katılıyorum diyorsunuz. Kafi. Ayın 1'inde çekiliş var. Gerekirse dansöz oynatacağız arkadaşlar. Çekilişi o yapacak. Urfalı Urfalı kardeşinizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şu anda yoldaydım da normalde gene diyorum, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bunu, bu videoyu dün çektiğim bir videoya yapıştıracağım. Ondan sonra bugün de ayrıca o kuşu göstereceğim. İnşallah bakarsınız. Amacımız bazı şeyleri kırmak arkadaşlar. Biz yani bir amatörle profesyoneli yan yana kattığımız zaman aradaki farkı bana bir anlatsınlar. Ondan sonra tamam diyeceğim. Çekimler geliyor bomba gibi arkadaşlar. Rahat olun. Boşuna yolda değiliz. Yorumlar açık. İsminiz katılıyorum. Nereden katıldığınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kafi. Ayın 1'inde çekilişimiz var. Ayın 1'inde çekilişimiz var. Unutmayın. Ayın 1'inde açıklanacak arkadaşlar. Ne kadar yoruma da yazarsanız o kadar bizim için iyi. Böyle karışık kuruşuk bir şeyler oldu da her şeyi toparlayacağız. Ben Urfalı kardeşiniz arkadaşlar. Bir gün öncesine gideceğiz ve bugüne geri döneceğiz. İyi seyirler. Teşekkür ediyorum. Uçacağım yazı. Selamun aleyküm. Antrenmanlara devam. Havada hafif hafif yağmur başladı. Kuşlarımız 10 dakika havadaydı. Videoyu kestim. Yani görmeniz için kuşları. Arkadaşlar, bu size tuhaf gelmesin arkadaşlar. Şimdi bunları yapmamızın sebepleri kuşun gösterin arkadaşlar, gösterin. Bir kuşlarınızı eksisiyle artısıyla gösterin. Ne yaptıklarını gerçekten gösterin. Kim bilek yani uçacağım yasını ne olup ne bittiğini göre biz de hazır kuşu, tek almış bir kuşu gösteririz ne yaptığını. Mevzu değil ki. Günden güne arkadaşlar kanatları daha da güçleniyor. Bir gün eğer bu kuşlarımızı teke alırsak, eğer nasip olursa teke alırsak, bu harcadığım bu soğukta, işte fırtına geçen bir yani size birkaç gün geçecek, benim için de bir gün sonra biraz aşırıydı ama bu kanatlarını güçlendirmelerinde yani bunlar tam oyuna girmemiş arkadaşlar. Bunlara yaptığımız şey gerçekten faydasını göreceğiz arkadaşlar inşallah. Benim amacım kuşların eksisiyle artılarını göstermek. Yani ne yaptıklarını, ne ettiklerini, sıfırdan kuş o güne kadar ne yaptıklarını. Hiçbir şey yaptığım yok arkadaşlar. Sadece düzenli yem, sadece düzenli saatlerde uçurup kuşlara verdiğimiz emek bu.
Hep anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Fazla kuş olduğu zaman emek veremiyorsun. Az kuş olduğu zaman da atmacanın dolayı arkadaşlarımız yani kuşu alıyor arkadaşlar. Yani 20 alanı da var, 30 alanı da var. Buranın şartları böyle. O yüzden arkadaşlarımızın çoğu çok kuş alıyor. Ben öyle imkanım yok. Zamanım da yok. Yani 3-5 kuştan idare edeceğiz. Yapılacak bir şey yok. Alıyoruz gerçi de 5-10 tane var da. Arkadaşlar hi. Alles gut? Ja, gut. Şimdi normalde efendime söyleyeyim hava hava bu hava hayvanı güçlendiriyor. Public emin. Burada niye duruyorum arkadaşlar? Bekçiyim. Şimdi şurayı göstermek istedim. Yani kuşların kaç metreye çöktüğünü, ne yaptığını göstermek istedim arkadaşlar. Yani o hayvanlar şu anda 2-3 gündür fazla yükselmek istemiyorlar. Eyvallah. Neden? Ben bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada tuttuğumuz kuşlar dar alanda veya kapalı alanda veya başka kuş görmeden uçurduğumuz kuşlar, bu gerçekten ben bunu kendim denedim. Denediğim için de biliyorum. Kuşu ne derler onu arkadaşlar? Uçum kümesine attınız mı? Ayrı kattığınız zaman gerçekten kuşun performansı bunun iki katı oluyor. Gerçi hayvanlar biraz keyifsiz. Şöyle keyifsiz demeyeyim. Yanlış kelimeler kullanıyorum. Yanlış kelimeler kullanıyorum. Bir gün öncesinden fazla yemledin mi? Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Lan yavrum uçurmuş. Ey maşallah. Ya var ya, bereket düştü, bereket, maşallah. Yani kuşlarımız uçmak istemesi güzel bir şey. Yani kuşlarımızın uçması, uçmak istemesi gerçekten güzel bir şey. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar, korkularını halen birebir atmış değiller, bunu da söyleyeyim. Yani bu, ben bunu uçumlarından biraz anlıyorum arkadaşlar. Kuşların fazla, yani nasıl derler, şimdi bu kuşu arkadaşlar, bunları görüyorsunuz ya, şimdi şu şekli görüyorsunuz, uçma hangi derecede, hangi hizada uçtuklarını gözünüze çizin, ne yaptıklarını çizin. Bu kuşları ben buraya atacağım. Bir dahaki çekimde kuşların aynı şekilde ne yaptıklarını size göstereceğim arkadaşlar. Hadi şimdi. Maşallah. Rüzgar aldı. Buraya arkadaşlar, sıkıntı yok. Kuşlarımız maşallah zımba gibi. Bunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallahınızı esirgemeyin. Yavrularımız, kuşlarımız her türlü kendini belli ediyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar, bu kuşları ayıracağız.
Ve dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Kapalı kaldılar mı? Ayrı kaldıkları zamanki performansını size göstereceğim. Ben Urfalı kardeşiniz. Yorumları açtık arkadaşlar. Aşağı maşallahınızı bekliyorum. Maşallah. Yani bir satır dahil yazsanız arkadaşlar, YouTube'da ön sıraları atılmamıza sebeptir. Bundan sonra yorumlarımız açık. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Gerçekten şu anda mutluyum. Yavrularımızın hepsi çıkıyor. İstediğim her şey istediğim gibi oluyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben Urfalı kardeşiniz. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Arkadaşlar, şimdi bu kuşları dar alana kattığımız zaman böyle uçumlarını göreceğiz. Bismillah diyoruz. Pause yapıyorum. Uçlarımız kalktı. Şimdi sadece 1-2 dakika göstermek isteyeceğim arkadaşlar. Ne demek istediğimi. Tabii bir gün sor oldu. Videonun başında dediğimiz gibi arkadaşlar, yorum yazın. Çekilişe katılın. Bunlar hemen kalktılar. Biraz göstermek istiyorum. Yani hangi bir şekilde tepki veriyorlar kuş gösterdiğimiz zaman, kuş görmedikleri zaman hangi şekilde geziyorlar. Mesela ne yapıyorlar? Şu anda direkt ne yapıyorlar? Bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bunu döne döne yapmıyor. Yani direkt şey ediyor, yani sıkıntısız mesela havalanıyor, yani hiçbir sorun yapmıyor. O da bu işin güzel tarafı. Günden güne kuşlarımız daha da farklı uçuyor. Daha da güçleniyor. Emin olun arkadaşlar. Yani her konuda daha iyi olacaklar arkadaşlar. Her konuda diyorum. Yağmur başladı. Gel. Hayvanları yağmurda zorlamıyoruz arkadaşlar. Amaç o değil. Sadece işte burası böyle. Vaktim de yok fazla. Kuşları 2 saniyede hemen tamamdır o iş arkadaşlar. Yağmur başladı mı burada? İcraat gösterin bana arkadaşlar. Her şeyi yapayım. İcraat gösterin. Bu işler daha da iyi olacaklar. Zamana ihtiyacımız var. Biraz daha farklı eğitim vermemiz lazım. Şimdi bunlar üstüne kattıkça, görüyor musunuz arkadaşlar? Duyuyor musunuz? Yağmur başladı dediğim andan 3 saniye sonra işte böyle arkadaşlar. Maalesef burası böyle. Yemleyeceğim hayvanları. Çekilişe katılın, destek olun. Kardeşinizi bu yolda yalnız bırakmayın arkadaşlar. Sevenlerimizi görelim. Yapmak gereken şey sadece isminiz, katılıyorum. Efendime söyleyeyim. Bu kadarı kafi. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah hak eden kazanır. Şimdi anlıyor musunuz niye kuşu çektim aşağı arkadaşlar? Zorlamıyorum. Yani buranın havası böyle. Biraz daha sabır edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar yorum o kadar ön sıraya atacak YouTube. Bize Allah'a emanet olun. Ben Urfalı kardeşiniz.